Cinayet masasındaki 12. yılımı doldurmak üzereydim. Meslek hayatımda her şeyi gördüğümü düşünmüştüm. Ta ki o güne kadar. Sancaklı mahallesinde uzun zamandır komşularından haber alamayan mahalle sakinlerinin ve akrabalarının ihbarı üzerine bölgeye gelen emniyet yetkilileri kapıyı kırarak içeri girmişti. Darmadağın edilmiş evin odalarına tek tek giren yetkililer ilk önce kimseyi bulamamış. Ancak evin içindeki ağır kokuyu takip ederek bodruma açılan gizli kapıyı bularak aile üyelerinin cansız bedenlerine ulaşmışlar. Evin ve bedenlerin durumunun şüpheli bulunmasından dolayı burada devreye biz girdik. Bulunan 6 ceset, anne Müzeyyen, baba Halit, yetişkin oğulları Hasan, gelinleri Cemile, kimliğini henüz öğrenemediğimiz orta yaşlarda yabancı bir erkek ve bir kadın. Adli tıptan çıkan rapora göre maktullerin en az bir hafta önce vefat ettikleri, ciddi şekilde darp edildikleri ve pek çok kemiklerinin kırıldığı, buna ilişkin olarak travmaya bağlı iç kanamadan dolayı öldükleri saptandı. Evde yapılan tüm çalışmalara rağmen hiçbir parmak izine ya da bir tabancaya ait herhangi bir bulguya rastlanamadı. Pencerelerde parmaklık vardı ve evin kapısı içeriden kilitlenmişti. Maktullerden birinin katil olduğunu gösteren herhangi bir bulgu ya da delil de yoktu. Birbirlerine zarar vermemişlerdi. Çıkmaza girmiştik. Hiçbir şüpheli yoktu. Mahalle sakinleri korku içindeydi. Olayı çözemezsek insanlar asla huzur bulamazlardı. O akşam mesai bitiminde eve gidemedim. Karımı arayıp işlerimi biraz uzadığını, geç kalacağımı söyledim. Ben daha ne olduğunu anlayamadan kendimi cinayet mahallinde buldum. Ayaklarım beni yine oraya götürmüştü. Maktüllerin yüzlerindeki o ifade aklımdan çıkmıyordu. Hepsinin gözlerinde dehşet vardı. Bu korkunun ve dehşetin sebebi içimi kemiriyordu. Eski gecekondu tarzındaki evin etrafını saran sarı şeritten geçtim. Hava kararmıştı ve el ayak çekilmişti. İnsanlar o kadar çok korkuyordu ki değil eve yaklaşmak önünden dahi geçmiyorlardı. Olay yaşanalı neredeyse bir ay olmuştu ama o koku hala çok keskindi. Eve girer girmez genzimi yakmıştı. Çevre sakinlerinin dikkatini çekmemek için ışıkları yakmadım. El fenerimi çıkardım ve onun ışığının yardımıyla saklı bodruma indim. Koku burada daha keskindi ve bir türlü gitmiyordu. Cebimden çıkardığım mendille burnumu kapayarak biraz olsun kokuya engel olmaya çalıştım. Genç gelin Cemile hemen merdivenlerin dibinde bulunmuştu. Sanki kaçmaya çalışır gibi. Merdivenlerin dibine yığılıp kalmıştı. Anne Müzeyyen, baba Halit ise duvarın kenarında yan yana oturup kalmış bir vaziyette bulunmuşlardı. Hasan ve kimliğini saptayamadığımız orta yaşlardaki kadın ve erkek bodrumun sağına soluna gelişi güzel yığılmışlardı. Buraya neden gelmiştim bilmiyorum. Uzmanların yaptığı detaylı aramalarda hiçbir ipucu bulunamamıştı. Gecenin kör karanlığında burada ne bulmayı bekliyordum ben de bilmiyordum. Biraz bakındıktan sonra bir şey olmadığına karar verdim. Merdivenlere doğru yöneldiğimde bodrumun kapağı aniden gürültülü bir şekilde kapandı. İstemsizce korkmuştum. İçeri birileri girmişti. Şaşkın bir şekilde merdivenleri tırmanıp kapağı zorladım ama kapak açılmıyordu. Sıkışmış olmalı diyerek kolumla kapağı vurmaya başladım. Kapakla mücadele ederken bir anda bodrumdan gelen hiç gıcıklayan bir sesle sırtımdan yukarıya doğru bir ürperti yükseldi. Tüylerim diken diken olmuştu. Telaşlanmaya başlamıştım. Tedirgin bir şekilde fenerle etrafa bakındım ama görünürde kimse yoktu. Buraya ilk defa gece vakti tek başıma gelmiştim. Çok yorgundum. Sinirlerim bozulmuş olmalıydı. Etrafta kimsenin olmadığına emin olduktan sonra kafayı daha sert vurmaya ve ittirmeye başladım. Burada yalnız olduğumdan emin olsam da içimde korkunç bir his vardı ve gittikçe büyümeye devam ediyordu. Sonunda tüm gücümle ve dehşetle kapağı öyle zorladım ki büyük bir şiddetle açıldı. Bodrumdan fırladığım gibi kendimi evden dışarı attım. Bahçede derin bir nefes aldım. Yorgunluk, stres ve o korkunç koku sinirlerimi harap etmişti. Kendi kendime korkuya kapılmıştım.
Eve dönmekten başka çarem yoktu. Eve vardığımda hanım ve çocuklar çoktan uyumuştu. Sessizce üzerimi değiştirdim ve bir kenara kıvrılıp uyudum. Yemek dahi yiyecek enerjim yoktu. Tüm gece kabus görmüştüm. Karanlıkla boğuşmuş, çırpınıp durmuştum. Sonunda eşimin beni telaşla sarsması üzerine uyandım. Sabah olmuş, güneş doğmuştu. Eşim, "Kenan uyan" diye beni sarsıyordu. Kendime geldiğimde rahatlamış bir şekilde beni bıraktı. "İyi misin Kenan? Deliler gibi çırpınıyor, çığlık atıyordun. Çok korktum" dedi. Kan ter içinde yerimden doğruldum. Kabus gördüm, korkma dedim ve banyoya gidip bir duş aldım. Banyodan çıktığımda çocuklar çoktan okula gitmişlerdi. Benim de işe gitmem lazımdı. Sofraya oturmadan ayakta bir şeyler atıştırdım. Hanıma veda edip evden çıktım. Merkeze gittiğimde herkes çoktan kendi işinin peşine düşmüştü. Benimse yazmam gereken birkaç rapor olduğu için direkt masama geçtim. Saatlerce rapor yazdıktan sonra kaburgalarımda bir ağrı hissetmeye başladım. İlk önce umursamasam da ağrı şiddetlenmeye başladı. Son zamanlarda yeterince dinlenmemiştim. Vücudumu tepki vermeye başladığını düşünerek işlerimi bitirip mesaim bitince doğruca evime döndüm. Eşim ben erkenden eve dönünce şaşırmıştı. Erken gelmeme alışkın değil. Biraz kızımla ve oğlumla vakit geçirdikten sonra akşam yemeğini yedik. Uzun zaman sonra ilk defa erkenden yatağa girdim. Huzurla başlayan uykum gecenin ilerleyen saatlerinde yine katlanılmaz bir acıyla bölündü. Zar zor yataktan kalkıp mutfağa gittim ve bir ağrı kesici aldım. Ağrının nedenini anlayamamıştım. Yatmadan lavaboya uğradığımda aynanın karşısına geçip atletimi sıyırdım ve ağrıyan kaburgalarıma bir göz attım. Gördüğüm karşısında şok olmuştum. Gövdemin sağ tarafı, özellikle kaburgalarımın olduğu kısım, kara, çürük içindeydi. Sanki çok büyük bir darbe almış gibiydi. Eşimi telaşlandırmamak için atletimi düzelttim. Yatağıma geri döndüm. Sabah erkenden izin alıp hastaneye gittim. Birkaç testten sonra doktorlar bir darbe alıp almadığımı ya da düşüp düşmediğimi sordu. Ama böyle bir şey olmamıştı. Demir eksikliğinden olabileceğini söyleyip birkaç ilaç yazdılar ve beni gönderdiler. İşim erken bittiği için eve dönmek istemedim. Günümü boş geçirmeye alışık değildim. Daha önce pek çok kez mahalledeki insanlarla konuşmayı denemiştik ama hiçbirinden bilgi alamamıştık. Son bir kez mahalleye uğramaya, insanları biraz daha soruşturmaya karar verdim. Mahallede konuşmaya değer bulduğum herkesi baştan sona gezdim. Ama sonunda yine elim boştu. Mahalledekilerin tek söylediği, bu ailenin yıllardır burada yaşadığı ama hiç kimseyle konuşmadıkları, görüşmedikleri, kapalı bir kutu olduklarıydı. Maktullerin çok az akrabası vardı. Birlikte aynı tarlaya sürdükleri akrabalarıyla bile iş dışında hiç görüşmediklerini öğrenmiştik. Tarla ile ilgilenmeyi bırakınca ortak oldukları akrabaları onları merak etmiş ve bu yüzden polise haber vermişlerdi. Günün sonunda yine elimde hiçbir şey yoktu. Böyle giderse dava kapanacak ve faili meçhul olarak kalacaktı. Arabama binmek üzereyken eve son bir kez baktım. Evdeki hareketlilik dikkatimi çekti. İçeride dolanan birini gördüğüme emindim. Dikkatli bir şekilde eve girdiğimde birisinin koşma sesini duydum. Birisi benim içeri girdiğimi fark edince evin iç kısımlara doğru kaçmıştı. Hemen silahımı çıkardım ve durması için kaçan kişiyi uyararak arkasından koştum. Evin dip odasına giren bir gölge gördüğüme emindim. Yavaşça odanın kapısını açtım ve odanın hemen köşesine çömelip sinmiş Abdül'ü gördüm. Abdül mahallenin delisiydi. Yaşlı annesi ve babasıyla yaşayan, 40 yaşlarında ama bir çocuğun aklına sahip olan Abdül birine zarar verebilecek biri değildi. Ama neden buraya girdiğini ve beni görünce neden kaçtığını anlamamıştım. Abdül beni tanırdı. Buraya gelip giderken onunla sohbet eder ilgilenirdim. Sakince yanına yaklaştım. Korkudan tir tir titreyen Abdül'e "İyi misin? Korkma" dedim. "Beni görünce neden kaçtın? Bir şey mi oldu?" Abdül kafasını tedirgin bir şekilde kaldırıp titrek bir ses tonuyla
senden kaçmadım dedi. Burada başka biri mi var diye sordu. Ama cevap vermedi. Burada ne işin var? Biliyorsun buraya girmek yasak diye sorduğumda eliyle aşağıyı işaret ederek aşağıdakiler çok bağırıyorlar. Onlara susmalarını söylemek için geldim dedi. Abdül'ün söylediklerini tabii ki ciddiye almıyordum. O gelgit akıllıydı. Hayal görüyor olmalıydı. Onu hafifçe tutup kaldırmak için elimi uzattım. Ama korkuyla yerinden sıçradı. Ona dokunmamı istemedi. Şaşırmıştım. Beni sevdiğini sanırdım. Bugün keyfi yerinde değil sanırım diye düşünerek evden çıkıp giden Abdül'ü izledim. Yapabileceğim bir şey kalmamıştı. Hava kararmaya başlamıştı. Ben de arabama atlayıp eve döndüm. Eve gelir gelmez elimi yüzümü yıkadım. Aynada moraran bölgemi kontrol ettim. Ağrısı biraz olsun hafiflemişti. Sofraya oturup ailemle akşam yemeğini yedikten sonra çok fazla duramadım ve yine erkenden yattım. Son günlerde kendimi yorgun hisseder olmuştum. Yine kabuslarla geçen bir uykunun içindeydim. Rüyamda o mahalledeydim. Gecenin kör karanlığıydı. Abdül ve ailesinin evini dışarıdan izliyordum. Tüm mahalle gibi onların evi de karanlığa gömülmüştü. Uyuyorlardı. Elime çamur içinde büyükçe bir taş aldım ve pencereye doğru fırlattım. Pencere büyük bir gürültüyle kırıldı ve deliler gibi oradan kaçmaya başladım. Yatağımdan kan ter içinde fırlayıp kalkmıştım. Hala nefes nefeseydim. Gecenin geç saatleriydi. Karanlık odada yatağımdan kalkıp bir bardak su içmek için mutfağa gittim. Elime bardağı alıp suyu içerken bardağın çamur içinde kaldığını gördüm. Ellerim, üstüm başım çamur içindeydi. Gördüklerim karşısında şok olmuştum. Sessizce gidip yatağıma telefonun ışığını tuttum ve yatağımın da çamur içinde olduğunu gördüm. Ben gecenin bir yarısı ne yapmıştım da her yerim çamur içindeydi. Uyur gezer mi olmuştum. Bir an aklıma gördüğüm rüya geldi. Beynimden vurulmuşa döndüm ama bu imkansızdı. Mecburen eşimi uyandırdım. Olanlara anlam veremediğimi, uyur gezer olabileceğimi söyledim. Eşim beni sakinleştirmeye çalışarak hemen çarşafları ve çamurlu giysilerimi yıkamaya attı. Ben de banyoya girip rahatlamaya çalıştım. Bu olaya çok takmış olmalıydım. Stresten dolayı vücudumun dengesi bozulmuştu. Güneş doğmuştu. Uykuya devam edemiyordum. Çocukların kalkma zamanı gelince onları korkutmamak için olanlardan bahsetmeden beraber kahvaltı ettik. Çocuklar okula giderken ben de onlarla birlikte çıkıp merkeze gittim. Merkeze vardığımda Abdül'ün babasını polislerle konuşurken gördüğümde çok şaşırdım. Kendisini tanıdığım için hemen yanına gidip bir şey mi oldu diye sordum. Ali amca beni gördüğüne sevinmişti. Kenan, evladım, gecenin yarısı, manyağın biri bizim salonun camlarını aşağıya indirdi. Abdül çok korktu. Ben de ne olur ne olmaz diye gelip şikayetçi olayım diye düşündüm dedi. Ali amca bunları söylediği anda kanım dondu ve birkaç saniye öylece kaldım. Ne diyeceğimi, nasıl tepki vereceğimi bilememiştim. Kendimi toparlayıp merak etme Ali amca, biz hallederiz dedim. Ama sesim bile titriyordu. Hemen gidip kendimi lavaboya kapattım. Tüm vücudum acıyordu. Üstümü sıyırıp kendime baktım. Kaburgalarındaki çürük yayılmaya başlamıştı. Tüm gövdemi kaplamıştı. Bende bir sorun vardı. Bu belliydi. Bu demir eksikliği falan değildi. Uyur gezer olduğum sırada kendime bir şekilde zarar veriyor olmalıydım. Amirime her şeyi anlatamazdım. Ona morlukların ilerlediğini, hiç uyuyamadığımı söyledim ve bir süre izin aldım. Eve gitmeden bir eczaneye uğradım. Ağır bir uyku ilacı sordum. Hastaneye gitmek istemiyordum. Tek ihtiyacım olanın dinlenmek ve stresten uzak durmak olduğunu düşünüyordum. Günlerimi evde geçirmeye başladım. Çoğu zaman evden dahi çıkmıyordum. Gece yatarken uyku ilacını alıyor, ağır bir uykuya dalıyordum. Tam her şey yoluna girdi. Kendimi toplamaya başladım dediğim bir gece, ağır uykumun tam ortasında gözlerimi yine o mahallede açtım. Yine Abdül'ün tam evinin önünde duruyordum. Elimde koca bir ekmek bıçağı duruyordu ama bu sefer uyur gezer değildim. Kendime gelmiş, son anda uyanmıştım.
Elimdeki bıçağı dehşet içinde yutkunarak baktım. Ben ne yapmak üzereydim? Korkuyla az ilerideki cinayet mahalline baktım. O uğursuz ev karanlığın içinden resmen beni izliyordu. Bunu tüm benliğimde hissedebiliyordum. Elimdeki bıçağı korku içinde pijamama sakladım. O halde gecenin kör karanlığında koşardım, evime kadar gittim. Bu kadar uzun bir mesafeyi nasıl yürüye yürüye buraya kadar gelmiştim? Evime varmam neredeyse bir saatimi almıştı. Eve vardığımda bitap düşmüş ve mahvolmuş bir haldeydim. Paspasın altındaki yedek anahtarla kapıyı açtığımda karım elindeki telefonla deliler gibi salonda tur atıyordu. Beni görünce telefonu bir kenara attı ve koşup korkuyla bana sarıldı. Kenan, neredeydin? Uyandığımda seni yanımda bulamadım. Delirecektim. Yoksa yine mi uyur gezerlik dedi. Onu korkutmamak için, evet, mahallenin çıkışında uyandım. Dönüp geri geldim dedim. Eşim görmeden ekmek bıçağını yerine koydum ve sessizce yatağıma uzandım. Eşime kendimi iyi hissetmediğimi, uyuyacağımı söyledim. O da üstüme gelmedi. Ama değil uyumak, gözümü dahi kırpmaya korkuyordum. Kendi kendime sabah olur olmaz ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gideceğim diye düşünüyordum. Bu uyur gezerlikten öte bir şeydi. İçimde gitgide büyüyen bir korku vardı. İnsanlara zarar verme korkusu. Ben de yıllarca peşine düştüğüm, içeri attığım o canilerden mi olacaktım? Buna izin veremezdim. Neden inatla Abdül'ün evine gittiğimi, neden orayı saplantı haline getirdiğimi anlayamıyordum. Ama bunun önüne geçmek zorundaydım. Güneş doğana kadar bekledim ve soluğu en yakın hastanede aldım. Doktora durumu anlattım. Çeşitli testlerden sonra ağır bir buhran geçirdiğime karar verildi ve hastaneye yatırıldım. Günlerimi iyileşme umuduyla ilaçlarımı alarak geçiriyordum. Ama zaman geçtikçe değil iyileşmek daha da kötüye gidiyordu. Artık kabuslarım geceyi beklemiyordu. Gün ortasında bilinç kayıpları yaşamaya başlamıştım. Neler yaptığımı hatırlamadığım kayıp saatlerim oluyordu. Morluklarsa tüm vücudumu kaplamaya başlamıştı. Canım her geçen gün daha çok yanıyordu. Durumum katlanılmaz bir hal almıştı. Geceleri geçirdiğim krizler ve bilinç kaybı yaşadığım zamanlardaki kaçma girişimlerim yüzünden uyandığımda kendimi yatağa bağlanılmış bir şekilde buluyordum. En sonunda bir hasta bakıcıya öyle kötü bir şekilde saldırmıştım ki son iki günümü tecrit odasına geçirmek zorunda kalmıştım. Tecritten çıkarıldığımda verilen ağır ilaçların etkisiyle ortak salonda boş boş oturuyor olanları düşünüyordum. Neredeyse 3 aydır buradaydım. Durumum yüzünden açığa alınmıştım. Eşim çocukları da alıp ailesinin yanına gitmişti. Bu yüzden beni ziyarete pek sık gelmiyordu. Artık iyileşebileceğim konusunda hiçbir umudum kalmamıştı. Kendimi bırakmıştım. Ben oturduğum yerde umutsuzluğa boğulmuşken hasta bakıcılardan biri gelip bir ziyaretçim olduğunu söylediğinde çok şaşırmıştım. Eşimin bugün geleceğinden haberim yoktu. Ziyaretçi salonuna geçtiğimde beni bekleyen kişi eşim değildi. Daha önce hiç tanımadığım yaşlıca bir adam beni bekliyordu. Şaşkın bir şekilde karşısına oturdum. Ne diyeceğimi, buraya neden geldiğini bilmiyordum. Meraklı bir şekilde sizi tanıyor muyum diye sordum. Derin bir iç çeken yaşlı adam birkaç saniye sakalını sıvazladıktan sonra tesbihini masaya bıraktı ve konuşmaya başladı. Uzun zamandır seni arıyordum. Daha doğrusu içindekini dedi. İlaçların verdiği sersemlikten mi yoksa adamın söylediği şeyin mantıksızlığından mı bilmiyorum. Kafam karışmış bir şekilde nasıl yani diye sordum. Kafamın karıştığını gören adam bir anda kolumu yakalayıp bu morluklar ne zamandır sende dedi. Korkuyla kolumu geri çektim. Morluklardan nasıl haberi vardı? Ben cevap vermeye fırsat bulamadan bedeninin kontrolünü ne kadar kaybettin diye sordu. Şok içindeydim. Sen tüm bunları nereden biliyorsun? Sen kimsin diye korkuyla sordum. Adam masaya koyduğu tespihini aldı. Hafifçe geriye yaslanıp tespihini çekmeye başladı. O evde öldürülenlerden biri benim oğlumdu. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Bu yüzden olanları çok sonra öğrendim dedi. Şaşkınlıkla polisler kimliği belirsiz maktulleri teşhis etmeyi başardı mı diye sordum. Yaşlı adam ciddi bir ifadeyle bana bakarak
Evet dedi. Oğlumun robot resmini haberlerde gördüm. Oğlum köyümüzü terk edeli çok oldu. Onu yıllardır görmedim. Ama o olduğunu biliyordum. Köyümüz çok uzak. Buraya gelmem çok zor oldu. Adı Metin. 52 yaşındaydı. Burada tekrar evlenip baklanmış. Çocuk sahibi olamamış. Bu adam oğlanı yıllardır görememişti. Ama sorularımın cevabı olabilirdi. Yumruklarımı sıkarak adamın gözlerinin içine baktım. Siz o evde ne olduğunu biliyor musunuz diye sordum. Yaşlı adam bitkin bir şekilde beni süzerek evet biliyorum dedi. Sana benden başka kimse yardım edemez. Kalbim sıkışmaya başlamıştı. Nefesimi tutarak sordum. O evde tam olarak ne oldu? Ben neden bu haldeyim? Yaşlı adam tesbihini tekrar masaya koydu ve uzun uzun önüne baktı. Düşünür gibi bir hali vardı. Ben yaşadığımız köyde elimden geldiğince insanlara yardım ederdim. Bilgim ve ilmim yettiğince oğlum Metin de benden öğrendikleriyle bana yardım ederdi. Metin büyüdükçe düşünceleri de değişmeye başladı. Ben diğer alemden olanlara pek fazla bulaşmamamız gerektiğine inanıyordum. Diğer alem diyerek kimleri kastettiğini anlamamıştım ve merakla onlar kim diye sordum. Gözlerime çok sert bir bakış atarak cinler dedi. Yaşlı adamın söyledikleri üzerine bir kahkaha atmak istedim ama kahkaha boğazımda düğümlenip kaldı. Sessizliğimi gören yaşlı adam konuşmaya devam etti. Bir gün Metin'le çok büyük bir kavga ettik. Onları kullanarak define peşine düşmeye kalkmıştı. Ona kesinlikle izin vermeyeceğimi, engel olacağımı söyledim. Köydeki fakir hayattan bıktığını söyleyen oğlum, köydeki karısı ve çocukları da dahil olmak üzere köyü terk etti. O günden sonra ondan bir daha haber alamadım. Aradan uzun yıllar geçti. Onun yüzünü haberlerde göreceğim aklıma gelmezdi. Bizim köyden olan ve çok daha önce şehre yerleşmiş Halit'i bulmuş, onun sayesinde buraya yerleşmiş ve burada tekrar evlenmiş. Halit'le yıllarca define peşinde koşmuşlar. Sonunda başarısız olunca onların en berbat olanından yardım istemeye kalkmışlar. Böylece olanlar olmuş. Şaşkındım. Ne soracağımı bilemiyordum. Aklıma gelen ilk şeyi sordum. Peki bunların bana olanlarla ilgisi nedir? Yaşlı adam bana üzgün bir şekilde bakarak çağırdıkları şeyi zapt edememişler. Oğlum ölmeden onu oraya bağlamış ama bağ çok zayıfmış. Onları katlettikten sonra sıkıştığı yerden kaçabilmek için dişine göre birini beklemiş ve o seni seçmiş. Senin bedenine yerleşip günden güne ele geçirmeye başlamış. Yakında sana tamamen sahip olacak ve sen diye bir şey kalmayacak dedi. Dehşetten kuruyan boğazımla zor yutkundum. Nasıl kurtulacağım diye sordum. Yaşlı adam yorgun dizlerini zorlayarak yavaşça masadan kalktı. İlk önce buradan çıkman lazım dedi ve cebinden çıkardığı bir muskayı bana uzattı. Bunu üzerinden hiç ayırma, geçici bir çözüm ama bir süre ifritin üzerindeki etkilerini azaltacak. Ne kadar sürerse sürsün, buradan çıktığında o uğursuz eve git, beni bekle dedi. Yaşlı adam gitmeye hazırlanırken, peki sana nasıl ulaşacağım dedim. Sen beni bulamazsın ama ben seni bulurum diyerek yavaşça çıkıp gitti. Yaşlı adamın bıraktığı muskayı avucumda sıkıca tuttum. Neyin işine düştüğümü bilmiyordum. Ama düzelmek için bir umudum varsa sonuna kadar peşinden gitmeye kararlıydım. Muskayı boynuma takıp içime gizledim ve odama döndüm. Sonraki günler gerçekten de muskanın etkisi miydi bilmiyorum ama tüm kabuslarım ve bilinç kayıplarım gitmişti. Kendimi çok daha iyi hissediyordum. Olabildiğince sakin ve normal görünmeye çalışıyor. Doktorlara ne kadar iyi hissettiğimi anlatıyordum. O kadar çabalamıştım ki sonunda işe yaramıştı. Gerçekten de taburcu edilmeyi başarmıştım. Hastaneden çıkarken kimseye haber vermedim ve yaşlı adamın dediği gibi soluğu o evde aldım. Tüm günümü orada gizlenerek geçirmiştim. Ama gelen giden yoktu. Umudumu yitirmeye başlamıştım. Kandırıldım diye düşündüm. Ne aptaldım. En azından biraz olsun kendimi toplamışken gidip karımı ve çocuklarımı görmeliydim. Onları çok özlemiştim. Saat gece yarısını bulmuş ve ben vazgeçmiş gidecekken evin kapısı birden açıldı. Karşımda yaşlı adam vardı.
İnanamamıştım. Gerçekten gelmişti. Yaşlı adam kapıdan girip arkasını döndü ve karanlığın içinde bahçeden birinin kaçışını izledi. Sokak lambalarının loş ışığında gördüğüm kadarıyla bu kişi Abdül'dü. Yaşlı adam bana bu çocuğu tanıyor musun diye sordu. Evet dedim. Abdül, mahallenin delisiydi. Ben bu olayları yaşamaya başladığımda bilincimi her kaybedişimde gözlerimi onun evinin önünde açtım. Sebebini de bir türlü anlayamadım dedim. Yaşlı adam içeriye girip elinde taşıdığı bohçayı bana uzattı. O çocuğun gönül gözü açık. İfrit bunu biliyor. Onu ortadan kaldırmak istemesi normal. Eğer ondan kurtulmazsak amacına da ulaşır dedi. Bana verdiği bohçaya şaşkınlıkla bakarken yaşlı adam eliyle koymuş gibi bodruma inen kapağı buldu. Elindeki feneri tutarak aşağıya inmeye başladı. Ben de arkasından onu takip ettim. Yaşlı adam etrafa dikkatlice göz gezdirdi. Benden bohçasını alıp içine açtı. İçinden birkaç mum çıkarıp etrafa dizdi. Tek tek yaktı. Çirisi iyice aydınlanmıştı. Olanı biteni görmek daha da kolaylaşmıştı. Bana bodrumun ortasına bağdaş kurmamı, gömleğimi çıkarmamı söyledi. Korkmaya ve telaşlanmaya başlamıştım ama bu noktadan sonra geri dönemezdim. Ne olacaksa olacaktı. Bodrumun ortasına bağdaş kurdum. Gömleğimi çıkarıp kenara attım. Yaşlı adam bohçasından çıkardığı urganla ellerimi arkadan sıkıca bağladı. Bunu yapmasına neden izin vermiştim bilmiyorum ama karşı gelememiştim. Yaşlı adam eline mürekkep bir fırça alıp sırtıma bir şeyler çizmeye başladı. Ne çizdiğini göremiyordum. Ne yaptığını soruyor, bağırıyordum. Ama kesinlikle bana cevap vermiyordu. Ben korkudan titrerken yaşlı adam bir anda boynumdaki muskayı kopardı. Ben kendimi odanın diğer tarafına savrulmuş bir şekilde uzaktan yere bağdaş kurmuş beni ve yaşlı adamı izlerken buldum. Şok içindeydim. Durmuş, öylece kendimi izliyordum. Vücudumun üzerinden çıkan kara dumanlar etrafımı sarmıştı. Yaşlı adamsa elinden geldiğince acele eder gibiydi. Bir an bağırmaya, yaşlı adama seslenmeye, ben buradayım demeye çalıştım ama sesim çıkmıyordu. Yaşlı adam eline kalınca bir sopa aldı ve yerde oturan bana tüm gücüyle vurmaya başladı. Ben bağıramıyordum ama yerde oturan bedenim kulakları patlatan bir sesle çığlıklar atıyordu. Ben daha neler olduğunu anlayamadan bir anda yerde oturan bedenim ikiye bölündü. Biri bendim ama diğeri kömür karısı dehşet verici bir iblisti. Buna emindim. İblisin çığlıkları, yaşlı adamın bodrumu kaplayıp yankılanan duaları. Bu korkunç kargaşa içinde öleceğimden o kadar emindim ki ve sonra her şey karardı. Kendime geldiğimde bodrumun tam ortasında yerde yatıyordum. Güneş çoktan doğmuştu. Eski tahtaların arasından sızan zayıf gün ışığı içeriye giriyordu. Kendime gelir gelmez şaşkınlıkla etrafa bakındım ama etrafta ne yaşlı adam vardı ne de yaşananlardan tek bir iz. Sırtımda korkunç bir acı vardı. Ama tüm olanlar gerçek miydi? Bir türlü emin olamıyordum. Ya gerçekten delirmiş, sarılar görmüştüm. Ya da o iblis gerçekti. Peki yaşlı adam neredeydi? Yorgun ve tükenmiş bir vaziyette. Merdivenleri ağır ağır tırmandım. Kendimi evden dışarı attım. Güneşin yakıcı ışıkları gözlerimi kamaştırıyordu. Kafam karışmış bir şekilde. Şimdi ne olacağını düşünürken bir anda Abdül'ün sesini duydum. Koşarak bana geldi. Büyük bir sevinçle bana sarıldı. Kenan abi, Kenan abi, ondan kurtuldun diye sayıklıyordu. İşte o zaman yaşadıklarımın hepsinin gerçek olduğunu ve artık kurtulduğumu anladım. Yaşlı adama ne oldu bilmiyorum. Onu bir daha görmedim. Mesleğime dönmedim. Artık ailemle huzurlu ve mutlu bir hayatım var. Yaşadıklarımdan sonra benim için başka hiçbir şeyin önemi yok. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. O korkunç günün sabahında sandalımı küçük iskeleye bağlarken kafamın içi hala karma karışıktı. 2 saat boyunca kürek çekmiş, yorulmuştum. Ellerim bıçakla kesilmiş gibi acıyordu. Avuç içlerim su toplamıştı ama umurumda değildi. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapmıştım. Huzursuzca
Son bir kez daha puslu denize çevirdim gözlerimi. Sonra arkama dönüp çakıl taşlarının çıplak ayaklarıma batmasını aldırmadan eve doğru yürüdüm. 19 yaşıma yeni girmiştim. Geleceğimle ilgili kaygıları yüzünden ailemle aramda ciddi sorunlar yaşadığım bir dönemdi. Tartışmaktan ve düşünmekten yorulduğum bir sırada annemle babamın kısa bir süreliğine İstanbul'a gitmeleri bana soluklanabileceğim birkaç gün hediye etmişti. Çocukluğumdan beri her yaz gelirdik bu kasabaya. Babam kıyıdaki ufak koylardan birine çok güzel bir ev yaptırmıştı. Balkonumuzun manzarası eşsizdi. Bahçemiz ise bana her zaman uçsuz bucaksız bir yer gibi görünürdü. Çevremiz insanı tedirgin edecek derecede tenhaydı ama babama sorarsanız yazlığımızı buraya inşa etmesinin esas sebebi de zaten buydu. Koyda bizimkinden başka ev olmadığı için babam bahçemizin etrafına epeyce yüksek bir duvar ördürmüştü. Böylece her zaman fazlasıyla evhamda olan annemin kendisini güvende hissedeceğini hesaplamıştı. Sonuçta gerçekten de öyle olmuştu. Annem burada geceleri bile tek başına kalmaktan korkmazdı. Kahvaltıdan sonra arkadaşlarımla buluşmak için dışarı çıktım. Nazımlara gidecektim. Onların yazlığı bizden bir sonraki koydaydı. Orası bizimki gibi tenha ve kayalık değildi. Gelmem için Banu çok ısrar etmişti. Ben de olur demiştim. Tepeye tırmanırken uzaktan Fuat'ı gördüm. Rastlantı denilmesi imkansız bir biçimde çıkıvermişti karşıma. Her zamanki gibi avare avare yürüyordu. Serseri ruhlu, deli dolu biri olmasına rağmen severdim Fuat'ı. Bitmek bilmeyen enerjisi, içindeki o çocuksu serüven merakı hoşuma giderdi. Hayatı umursamayan, kaygısız tavırlarına gizli bir hayranlık duyardım. Bizimkiler, benden birkaç yaş büyük olan Fuat'tan ve onunla arkadaşlık etmemden hiç hoşlanmazlardı. Babama göre o, ailesini el aleme rezil etmek için dünyaya gelmiş. İşe yaramaz veletin biriydi. Bizim kibar ve saygın muhitimize hiç yakışmıyordu. Vukuat dosyasıysa yüz kızartıcı bir biçimde kabarıktı. Bir kızı hamile bırakmış, birkaç kez de sahte çek ya da imza yüzünden başı derde girmişti. Hiç kimsenin iç yüzünü tam olarak bilmediği bu olaylar, Fuat'ın bizim moruk dediği babasının parası ve nüfuzu sayesinde örtbas edilmişti. Yine de o benim arkadaşımdı. İyi bir sporcuydu. Atletik bir vücudu vardı. Mükemmel yüzerdi. Kızlar ondan çok hoşlanırlardı. Çünkü yakışıklı ve sevimliydi. Esmer yüzü bir heykelinki kadar kusursuzdu. Buna karşılık kafası pek çalışmazdı. Bir süre özel bir okula gitmiş, okuyamamış, lise 2'den ayrılmak zorunda kalmıştı. En büyük arzusu İtalya'ya yerleşip otomobil yarışçısı olmaktı. Ama bu hayalini gerçekleştirmeye zaman bulamadan hepimizi şaşırtan bir şey yaptı ve evlendi. Bunu kimse ondan beklemiyordu. Nilüfer, yani karısı, adını aldığı çiçek gibi durgun, bakışları hülyalı, çok güzel bir kızdı. Onlar evlendiklerinde ben İzmir'deydim. Kasabaya yeniden geri döndüğümde Fuat artık duldu. Bizim moru, sevinçten havaları zıplatan evliliği 6 ay bile sürmemişti. Bir gece içkiliyken arabasıyla kaza yapmış. Ağır yaralanan Nilüfer bir süre sonra kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Zavallı kız Fuat'ın sorumsuzluğu yüzünden bir gecede solup gitmişti. Aklımdan geçenlere aldırmadan Fuat'a gülümsedim. O da bana muzipçe göz kırptı. Hiç değişmemişti. Yaşadığı büyük trajediye rağmen hala eski günlerindeki gibi şen ve gamsızdı. Birlikte konuşa konuşa tepeden aşağıya indik. Arkadaşlarımız sahilde bizi bekliyorlardı. Hemen üstümüzdekileri çıkarıp plaja koştuk. Güneş kavrucu bir sıcaklıkla tepemize dikilinceye kadar denize girdik. Öğlen yemeğimizi kulüpte yedikten sonra Nazımların bahçesinde toplandık.
Mayolarımız üzerimizdeydi. Kumlu ayaklarımız çıplaktı. Kiraz ağaçlarının gölgelediği, hasır koltuklardaki yumuşak minderlere uzanmış, tatilin keyfini çıkarıyorduk. Yaz günlerinin ağır ağır geçtiği o muhteşem kumsal sakinleşmiş, bütün kasabayı derin bir öğleden sonra rehaveti sarmıştı. Fuat'ın Karaada'ya 20 dakikada yüzebileceğini söylemesiyle dramın ilk perdesi açıldı. Düğmeye basılmış, artık ok yaydan fırlamıştı. Pircan'la Tayfun ona inanmadılar. Pircan'la Banu Fuat'ı desteklerken Ayşe, Nazım ve ben tarafsız kalmayı tercih ettik. Sonunda tartışma gereksiz yere büyüdü. Bir güç gösterisine dönüştü. Fuat iddiasını kanıtlamayı kafasına koymuştu. Kızların karşı çıkmasına aldırmadan altın gibi parlayan kumsala indi. Kendinden emin bir tavırla salına salına denize doğru yürüdü. Hepimiz bahçeden onu izliyorduk. İyi bir yüzücü olduğundan kuşkum yoktu. Ama Karaada'da çok yakında değildi. Denize dalmadan önce geriye dönüp gülümsemesi hala gözlerimin önünde. Şımarık ve pervasız bir meydan okumaydı bu. Bir an vazgeçeceğini sandım. Bu aptalca eylemini sona erdirmesi için son bir fırsattı belki. Ama gelişmiş kasların ve geniş omuzların üstündeki kafa fazla akıllı sayılmazdı. Pircan alaycı bir tavırla dudak büktü. Yarım saate Şamandıra'ya bile varamaz dedi. Saatini bileğinden çıkarıp hızla masanın üzerine koydu. Karaada plajın tam karşısında küçük ve alçak bir adaydı. Üzerinde ot ya da ağaç bitmezdi. Açık denize bakan tarafındaki minik kumsalına giderdik bazen. Eski devirlerden kalma harabelere benzeyen kayalıklarda midye tutar, balık avlardık. Fuat'ın daha önce bu kıyıdan adaya kadar yüzdüğünü hiç görmemiştim. Hepimiz nefesimizi tutmuş onu izliyorduk. Garip bir hava, anlaşılmaz bir gerilim dolmuştu bahçeye. Az önceki neşeli halimizin yerini endişeli bir bekleyiş almıştı. Sanırım kötülüğü hissedebiliyordum. Felaketin adım adım yaklaşmakta olduğunu sezinlemiştik. Ama hiçbir şey yapmadan öylece duruyorduk. Fuat, ufuk çizgisine kadar pürüzsüz bir mavilikle ışıldayan denizde sakin kulaçlar atarak yüzmeye başlamıştı. İnsanda denize girme isteği uyandıracak kadar hoş bir yüzüştü bu. Öylesine rahattı ki hayran olmamak elde değildi. Birkaç dakika sonra adanın açıklarındaki Şamandıra'ya ulaşacaktı. Bu da aşağı yukarı yolun yarısı ediyordu. Bir aksilik olmazsa iddiayı kazanmış sayılabilirdi. Ama bir aksilik oldu. Fuat birden yüzmeyi bıraktı. Tam Şamandıra'nın yanında suyun yüzeyinden kayboldu. Birkaç saniye sonra yeniden göründüğünde kollarını havada sallıyor, imdat diye bağırıyordu. Önce sağa savruldu, sonra sola, sonra belinin hizasına kadar yükseldi ve yeniden sulara gömüldü. Sanki onu ayaklarından tutarak denizin dibine çeken bir şey vardı. Hepimiz dehşetten donup kalmıştık. İlk şaşkınlığımız geçer geçmez gümüş parıltıların ve bembeyaz köpüklerin ortasında çaresizce çırpınan Fuat'a yardım etmek için düşe kalka sahile koştuk. Tayfun'un iskeleye bağlı olan botuna binip hemen motoru çalıştırdık. Zamana karşı yarışa girmiştik. Kalbim deli gibi atıyor, dakikalar geçmek bilmiyordu. Güneş gözlerimizi kamaştırıyor, tuzlu su damlaları yüzümüzü, kollarımızı, bacaklarımızı iğne gibi deliyordu. 2 dakika sonra Şamandıra'ya ulaştık. Ama Fuat orada değildi. Yoktu. Kaybolmuştu. Yüzeye yükselen kabarcıklar dışında deniz neredeyse kıpırtısızdı. İnsanı çıldırtan ağır bir sessizlik kaplamıştı her yanı. 1,5 metre çapındaki kırmızı renkli Şamandıra bizimle alay eder gibi iki yana sallanıp duruyordu. Güneş çıplak sırtımı kavuruyor, ensem alev alev yanıyordu. Nazım ve ben fazla düşünmeden suya daldık. Araştırmamız 10 dakika sürdü. Yeniden bota çıktığımda nefessizlikten bayılmak üzereydim. Fuat'ı bulamamıştık.
Haber kısa sürede tüm kasabada duyuldu. Hastaneden gönderilen ambulans kıyıda beklerken kulübün dalgıçları Fuat'ı aramak için Şamandıra'ya doğru açıldılar. Ben de eve gidip dalış takımlarımı aldım ve aramaya katıldım. Nazım da benimle birlikteydi. Saatlerce denizin dibini karış karış araştırdık. Hiçbir sonuç almadan geri döndüğümüzde akşam olmuştu. O gece eve gitmedim. Nazımlarda kaldım. Ertesi gün sivil kıyafetli ama resmi görevli olduğunu sandığım bir adam geldi. Polis ya da savcıydı herhalde. Bize olayın nasıl olduğunu sordu. Hepimiz bildiklerimizi anlattık. Fuat'ın çok iyi bir yüzücü olduğunu, boğulduğuna inanmadığımızı söyledik. Önce şaka yaptığını sanmıştık. Çünkü o herkesin yüreğine indirecek şakalar yapmayı seven biriydi. Durumun ciddiyetini fark edince hemen yardımına koşmuştuk. Bota binmemizle Şamandıra'ya varmamız arasında geçen süre belki 2 dakika bile değildi. Bu kadar kısa bir zamanda hem de bu sakin havada Fuat boğulmuştu. Resmi görevli cesedin bulunmaması dolayısıyla ölüm nedeninin saptanamadığını açıkladıktan sonra arkadaşımızın en son ne yiyip içtiğini sordu. O öğlen hepimiz ızgara köfte ve salata yemiştik. İçtiğimiz yalnızca meyve suyuydu. Hiçbirimiz rahatsızlanmamıştık. Yediklerimiz dokunacak olsa içimizde en son hastalanacak kişiydi Fuat. Son derece sağlam ve sağlıklı bir yapısı vardı. Nazım'ın babaannesi Mukaddes teyze bir rastlantı sonucu Fuat'ın denizde kayboluşunu o sırada yanında bulunan bir dürbünle saniye saniye izlemişti. İnanılmaz şeyler anlatıyor. Fuat'ı denizin dibine çeken büyük bir canavardan söz ediyordu. O, bu canavarın kapkara kuyruğunu bile görmüştü. Resmi görevli, Mukaddes teyzenin bütün ısrarına rağmen denizdeki canavar öyküsüne inanmadı. Bunu yaşlı bir kadının hezeyanları olarak kabul etti. Ama canavarın ünü kısa zamanda çevreye yayıldı. Kumsaldaki meraklı kalabalıklar arttı. İnsanlar bir süre denize girmeye korktular. Sonra yavaş yavaş olay unutuldu. Her şey eski haline döndü. Dalgıçların 3 gün süren aramaları başarısızlıkla sonuçlandı. Bir hafta sonra Fuat'ın babası bizim moruk özel bir arama ekibi getirtti. Ama onlar da hiçbir sonuç elde edemediler. Ceset bulunamadı. İstanbul'dan dönen annem ve babam kaza haberini şaşırtıcı bir serin kanlılıkla karşıladılar. Fuat'ın kaybolmasından sonra uzun bir zaman kendime gelemedim. Odama kapandım. Kimseyle görüşmedim. O korkunç yaz gününü bir türlü kafamdan çıkartıp atamıyordum. Eylül'ün sonuna doğru bir gün Banu geldi. Mukaddes teyzenin öldüğünü söyledi. Zavallı kadın tansiyon ilacı yerine yanlışlıkla başka bir ilaç almış. Uykusunda kalbi durmuş. Banu çok üzgündü. Fuat'ın boğulmasına, denizdeki bir yaratığın yol açtığına o da inanıyordu. Mukaddes teyzenin ciddiye alınmamasını aşağılayıcı ve aptalca bir davranış olarak nitelendiriyordu. Ona hak verdim ama artık elimizden bir şey gelmezdi. Birlikte deniz kıyısına kadar yürüdük. Yaz bitmiş, sonbaharın puslu günleri yaklaşmıştı. İç karartıcı koyu lacivert bulutlar giderek alçalıyorlardı. Banu'ya yakında Avrupa'ya gideceğimi söyledim. Bakışlarını kaçırarak onu unutamıyorsun değil mi dedi. Başımı salladım. Düşen ilk yağmur damlalarıyla titredi. Burası çok ıssız diye mırıldandı. Sesimi çıkartmadım. Düşünceliydim. Bu Banu'yu son görüşüm oldu. 3 hafta sonra Londra'ya gittim. Bir evin 2. katında yağmur ve hüzün dolu yeni bir hayata başladım. Ama o yaz gününü asla unutamadım. Aradan yıllar geçti. Uzun ve acımasız yıllar. Artık zamanın geldiğine inanıp geri döndüğümde yeni bir kalp krizini atlatamayacak kadar yaşlı ve hastaydım. Bütün gün geçmişi düşünerek kumsalda amaçsızca gezindim. Benim güzel kasabam çok değişmişti. Bir zamanların kestane ağaçlarıyla kaplı tepeleri, şimdi
Beyaz badanalı yazlık evlerle doluydu. Hava sıcaktı ama terlemiyordum. Deniz durgun, sessiz ve matmaviydi. Tahta iskelede bir kadın güneşleniyor. Bir erkek ona el sallıyor. Birkaç küçük çocuk kıyıya yaklaşan sandala doğru koşuyorlardı. Derin bir eziklik, koyu bir acı doldurdu içimi. Geçmişin gölgeleri her tarafıma yayıldı. Boğazıma yumruk olup düğümlendi. Başlangıç ve son diye bir şey yoktu. Bunu artık anlamıştım. Yazgılarımızın kesiştiği çizgilerde önemli olan ya kötülük, gölgede uyuklayan bir yılan gibi. Sahneye çıkacağı zamanı bekleyen kötülük. O hep yanı başımızda mıydı? Fuat'ın cesedinin hala bulunamadığını, bütün aramaların sonuçsuz kaldığını öğrenmiştim. Bizim Moruk'un ölümünden sonra olayın tamamen kapandığını söylemişti. Babasından kalan benzin istasyonunu işleten Tayfun, koca göbeğine ve kel kafasına rağmen kolayca tanımıştım onu. Birlikte eski günlerin şerefine birer kadeh içki içmiştik. Çocuklar hala sandalın çevresindeydiler. Erkek güneşlenen kadının yanına gelmişti. Çok uzakta bir yelkenli ağır ağır süzülerek karaadanın arkasında gözden kayboldu. Tepeye tırmanırken yüreğimin çarpıntısı iyice arttı. Geçmişe dönmenin bedeli bunlardı herhalde. Korku ve ölüm. Tanımlanması, güç bir yalnızlık duygusunun sarıp sarmaladığı bir rezillik yani. Yavaştaki evimiz terk edilmiş, unutulmuş bütün evler gibi harap bir durumdaydı. Kırık bahçe kapısına yaslanıp kederle iç çektim. Dayanılması zor bir acıyla balkona yaklaştım. Taş basamaklara oturup ağlamak geliyordu içimden. Gençliğimin izlerini görmek, kokusunu duymak istiyordum. Ama günahlar daha ağır bastı. Evin arkasına sürükledi beni. Yıllar önce ters çevirip bıraktığım bahçe masası hala aynı yerdeydi. Paslanmış, eskimiş, her yanını otlar bürümüştü ama kimse dokunmamıştı. Biraz zorlanarak onu yana doğru ittim. Altından kare biçimli, gri, beton zemin ortaya çıktı. Eğildim. Parmak uçlarımla betona dokundum. Soğuktu. Tıpkı ölüm gibiydi. O sabahı hatırladım yeniden. O puslu yaz sabahını. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte sandalımı iskeleye bağlarken artık geri dönülmez bir yola girdiğimin farkındaydım. Tepede, kestane ağaçlarının yanında Fuat'la karşılaşmamız bir rastlantı değildi elbette. Her şey inceden inceye hesaplanmış, kusursuz bir biçimde benim tarafımdan planlanmıştı. Birlikte aşağıya inerken ona yapması gerekenleri son bir kez daha anlattım. Nazımların bahçesinde rolünü mükemmel oynadı Fuat. Öylesine başarılıydı ki kuşkulanmak kimsenin aklından geçmedi. Onunla göz göze gelmemeye çalışıyordum. Küçük oyunumuzu belli etmesinden korkuyordum. Ama her şey yolunda gitti ve Fuat Şamandıra'ya kadar yüzdü. Sonra o korkunç hareketleri yapmaya başladı. Sanki boğuluyormuş gibi çırpınıyordu. Motora atlayıp güya onu kurtarmaya giderken o sabah erkenden Şamandıra'nın arkasına bağladığım oksijen tüpüyle diğer dalgıç teçhizatını takmış olması için dua ediyordum. Kıyameti kopartacağız. Tıpkı eskisi gibi. Yakışıklı aptal. Ne kadar da kolayca kanmıştı sözlerime. Saf bir çocuk gibi inanmıştı. Ona zarar verebileceğim aklının köşesinden bile geçmemişti. Şamandıra'ya vardığımızda Fuat derinlere dalıp gözden kaybolmuştu. Herkes öylesine şaşkın ve telaşlıydı ki su yüzeyine çıkan kabarcıkları benden başka fark eden olmadı. Kıyıya dönünce dalgıç teçhizatını almak amacıyla eve gittim. Fuat beni balkonda bekliyordu. Kimse onun denizden çıktığını görmemişti. Kayalık olan bu koya zaten kimse gelmezdi. Çevrede bizimkinden başka bir ev yoktu. Zavallı Fuat bir yandan kurulanıyor, diğer yandan da Pirçin'in ve diğer çocukların gülünç hallerini anlatmam için üsteliyordu. Ona buz gibi bir sesle kendi halinin daha gülünç olduğunu söyledim. Gözlerini
Korkuyla kıstı, afallamıştı. Elimdeki tabancaya bakıyor, durumu anlamaya çalışıyordu. Herkes seni öldü biliyor dedim. Sen artık bir ölüsün. Ağır ağır da olsa bir tuzağa düştüğünü kavradı. Kapana kısılan bir hayvan gibi ölümün korkusu almıştı. Ağlamaya başladı. Yalvarıyor. Onu bağışlamam için nefesini boş yere tüketiyordu. Bu iğrençliğe daha fazla tahammül edemedim. Tetiğe bastım. Yalnız bir kere. Kurşun alnının ortasından gelip ensesinden çıktı. Cesedi sürükleyerek evin arkasına taşıdım. Duvarın dibinde önceden kazdığım çukura yerleştirdim. Üzerini çimentoyla örttüm. Kan izlerini sildim. Babamın barettasını temizleyip çekmecesine koydum. Tabancasındaki kurşunların sayısından habersiz olduğuna emindim. Sonra dalgıç takımlarımı aldım ve Nazımlara geri döndüm. Rolümün geri kalan kısmını tamamlayacaktım. O akşam öyle huzur doluydum ki anlatamam. Sonunda intikamımı almıştım. Fuat, sevgilimi elimden almanın bedelini ödemişti. Nülüfer'in hayatına karşılık ben de onun bedenini cansız bırakmıştım. Tanrım, ne korkunç saatler geçirmiştim. Ne dayanılmaz işkence dolu günlerdi onlar. Evleneceklerini öğrenince kaçmıştım kasabadan, İzmir'e gitmiştim. Görmezsem katlanabilirim belki diyordum. Acımı içime gömer, avunurdum. Ama Nilüfer'in ölümüyle büsbütün yıkıldım. Sorumsuzca, bile bile katletmişti onu Fuat. Beni öldürse daha iyiydi. Kalbim, beynim, bütün duygularım paramparçaydı. Yaşama isteğim yok olmak üzereydi. Günlerce İzmir'deki bir klinikte tedavi gördüm. Kasabaya döndüğümde bir hayaletten farksızdım. Annemle babam beni mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama olmuyordu. Nilüfer'i unutamıyordum. Bir gün Fuat'la karşılaştım. Sevdiğim kızın katiliyle göz göze geldim. Elini sıktım. Konuştum. Serbest. Özgürce dolaşıyordu. Yine pervasız. Yine şımarık. Yine gamsızdı. Karşımda kahkahalar atıyordu. Soldurdu. Ayaklarının altında parçaladığı çiçeği çoktan unutmuştu. İşte o gün Fuat'ı öldürmeye karar verdim. Geçmişe dönmek mümkün olsa gene aynı şekilde mi davranırdım bilmiyorum. İntikam arzumun bir saplantıya dönüştüğü o günlerde başka hiçbir şey gözüm görmüyordu. Ama Fuat'ın ölümünden sonra huzursuzluğum daha da arttı. Yakalanıp hapse atılmak korkusu vardı. Mukaddes teyzeyi de bu yüzden öldürdüm. Dürbünle her şeyi görmüş ama yanlış yorumlamıştı. Günün birinde gördüklerinin gerçekte ne anlama geldiğini keşfedebilirdi. Benim için çok tehlikeliydi. Babamın kalp ilaçlarından birkaç tanesini mukaddes teyzenin tansiyon haplarının arasına karıştırdım. Nazım'ın babaannesini çok severdim. Onun ölmesini hiçbir zaman istemezdim. Ama yazgım beni buna zorladı. Ve Banu, onun hala evlenmemiş olduğunu öğrendiğimde bana olan sevgisinin büyüklüğünü bir kez daha anladım. Ama karşılıksız bir aşktı onunki. Ben yalnızca Nilfer'e aittim. Bunu o da biliyordu. O karanlık sonbahar günü deniz kıyısında bana onu unutamıyorsun değil mi diye sorarken kastettiği Nilfer'di. Ona seni seviyorum demeyi ne kadar çok isterdim. Ama bunu yapamazdım. Yapamadım da. O gün bir şey fark ettim. Banu, Fuat'ı ve mukaddes teyzeyi benim öldürdüğümü biliyordu. Bu yüzden de benden korkuyordu. Issız kumsalda öylece dururken bir an içimden Banu'yu da ortadan kaldırmak geçti. Kayalıklara götürüp onu orada boğmak çok kolaydı. Yağmur yağmak üzereydi. Kimse bir şey görmez. İzler de çabucak kaybolurdu. Bu düşünceler yıldırım hızıyla beynimden akıp gitti. Ona dokunmadım bile. O beni seviyordu. Benim için tehlikeli biri değildi. Yanılmamıştım. Bu sırrı benimle birlikte yıllarca sakladı. 30 yıl önce ellerimle kazdığım ve Fuat'a mezar olacağına yemin ettiğim çukura son bir kez baktım. Ve yeniden hatırladım kumsalı, masmavi denizi, yaz günlerini, kahkahaları, güneşi,
kiraz ağaçlarıyla gölgeli bahçeleri. Bu karanlık yerden bir an önce uzaklaşmalıydım. Burası soğuk ve nemliydi. Kötülükle doluydu. Bir daha asla dönmemek üzere kasabadan ayrıldım.